Tabii önce bir genel değerlendirmenizi alayım seçim sonucuna ilişkin. Yani şöyle, iki turlu seçimler aslında dünyada ikinci turu katılımı düşük olduğu seçimler olur. Türkiye'de de öyle dünya ortalamasına kıyasla seçime katılım epey yüksek aslında. Hı hı. Fakat ilk kez iki turlu bir seçim yaşıyoruz. Ve ikinci tura seçimin katılımın düşük olması muhalefetin aleyhine bir sonuç üretti. Ben temel birkaç faktöre bağlıyorum bugünkü, yani hem düşüşü hem de bu sonucu. Birincisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda kazanamasa bile birinci turu önde kapatacağına dair güçlü bir inanç vardı. Hem araştırmalarda bu böyleydi, hem de kamuoyu beklentisi güçlü şekilde böyle oluşmuştu. Bu olmayınca arada yaklaşık 5 puanlık bir farkla ikinci tura geride girince hem bir şey oldu, nasıl derler, bütün stratejiler biraz sarsılmış oldular, hem de seçmen, özellikle muhalif seçmen, ciddi manada demoralize oldu. Bir yandan da ikinci tura giderken bir strateji var mıydı bilmiyoruz ama ikinci tura geride gider miyiz, bu konuda strateji nedir diye düşünecek olduğumuzda bu konuda sağlıklı bir hazırlık olmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla bir hafta kadar süre ikinci tur stratejisini oluşturmakla geçti. Ve birinci turla ikinci tur arasında çok sert bir aks değişimi var. Yani birinci turda daha kuşatıcı, kapsayıcı bir söylem varken ikinci turda milliyetçiliğin dozunun yükseldiği, sığınmacı karşıtlığının söylemde daha güçlendiği bir siyasete dönüştü. Bu kadar kısa sürelerde bu kadar keskin aksların çok faydası olduğunu düşünmüyorum ben. Hı hı. İki kampanya arasında da bunu yeri geldiği her aşamada söyledim. Ama sonuç olarak tercih edildi. Buna bir şey diyemeyiz. Ve sonuç, seçmenin Türkiye genelinde sandığa gidişinin daha düşük olduğu ama muhalefet aleyhine bunun sonuç ürettiği gibi bir manzaraya götürdü bizi. Evet. Peki sizce bu sandığa gitmeyen seçmen sizce yeni küskünlükler yarattığı için mi gitmedi? İkinci turdan ümidini kestiği için mi gitmedi? Sizce neden gitmedi? Soruyu anlamadım. İkinci turda seçmen neden daha az gitti? Evet, yaklaşık 2 milyon seçmen daha azaldı sandığa gitmeyen seçmen sayısına bakıldığında. Sizce sandığa gitmeme yönünde tercihini kullanan seçmenlerin gerekçesi yeni küskünlükler yaratmış olmaları mıydı? Yoksa ümitlerini kaybetmiş olmaları mıydı? Hangi gerekçelere bağlıyorsunuz? Aslında söylediğiniz gerekçelerin ikisi de birden var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu örneğin yarışı 49-45 önde kapatan kişi Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı muhtemelen muhalif seçmen ikinci tura çok daha motive gidecekti. Fakat geride kapanmış olması ve kısa bir süre sonra Oğan'ın da Erdoğan'a desteğini açıklamış olması, Erdoğan arkasında puan olmasa bile bir moral destek oluşturacaktı ve muhalif seçmende bu bir demoralizasyona sebep oldu. Moralleri bozdu ve kazanma ümidi biraz muhalif seçmen için azalmış oldu. Birinci turla ikinci tur arasında değişen strateji ve söyleme baktığımızda bunun da iki grubu aslında biraz endişelendirdiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 1-2 yıldır helalleşme söylemine kredi açan kentli muhafazakarlar diyebileceğimiz kesim. Bu kesim hali hazırda zaten CHP ile ilgili kaygılar olmakla birlikte Kılıçdaroğlu'na önemli bir moral kredi açmışlardı. Ancak siyasetin tığınmacı karşıtlığı söyleminin bu kadar yüksek olması ve Özdağ gibi bir partnerle bunun yapılmış olması, yani gayet marjinal yöntemleri olan birisiyle birlikte bunun söylenmiş olması, bu insanları ürküttü. Yani Türkiye'de kabul edelim, maalesef sığınmacı karşıtlığı çok yüksek, her kesimde yüksek. Ama böyle vicdanı yaralayacak yöntemlere başvurduğunuzda da onun alıcısı pek olmuyor. Yani ben mancınıkla göndereceğim diyen birisiyle protokol imzaladığımızda insanlar biraz yok, o iş öyle olmaz diyorlar. İkincisi, Özdağ'ın işte ben İçişleri Bakanı olacağım gibi çıkışları, onunla imzalanan protokolde kayyum uygulamasından biraz taviz veriyor gibi görüntü. Yani totalde milliyetçiliğin yükselmesi ve Özdağ'ın oyuna girmesi Kürt seçmende bir endişeye sebep oldu. Ve birinci turla ikinci tur arasında katılımın biraz daha düşmesine sebep oldu. Yani teknik, örneğin çalışmaya gitmek, oy kullanacak yerde olmamak gibi planını 14 Mayıs'tan sonraya ertelemiş olanların teknik olarak katılmamaları bir yana, katılımın düşmesinin önemli etkenlerinden bir tanesi Kürtler için.
Özdağ'ın topa yani oyuna dahil olmasıyla birlikte söylemin değişmiş evet. olması. Ama siz diyorsunuz şöyle ki ironik bir evet siz diyorsunuz buyurun. Ki 406 bin lik bir azalma oldu sadece aslında Kürt oylarına bakıldığında ve bu da sonucu etkileyen bir fark değil. Evet, tam olarak oraya gelecektim. Şunu söylüyorum, yani çok kaba bir hesap yapalım. Doğu ve Güneydoğu bölgeleri denilen bölgelerin tamamını ve orada sandığa gitmemiş birinci turla ikinci tur arasında azalan, daha doğrusu ikinci turda Türkiye ortalamasından farklılaşan düşüşü tamamını Kılıçdaroğlu oyu kabul edelim. Bu yaklaşık 406 bin oy. Bu 406 bin oyun tamamını yani Türkiye ortalamasıyla denk bir şekilde sandığa gittiğini ve bunların da Kemal Kılıçdaroğlu'na yansıdığını hesap ettiğimizde fark 2 milyon 100-200 binden 1700 1800'lere geliyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu lehine bir sonuca dönüşmüyor. Tam da onu söylemeye çalışıyorum. Yani Kürt seçmende oransal olarak katılım sayısal olarak çok dramatik bir düşüş anlamına gelmiyor. Esas temel problemi şu olduğunu anlıyoruz biz. Türkiye genelinde seçime katılım düşmemeliydi. Ancak o ve bir yandan da Kürt seçmenin katılımı Türkiye ortalamasına yakınlaştırılabilmeliydi. Ancak o zaman biz toplamda yaklaşık 2,5 milyon belki 3 milyona yakın bir oydan bahsediyor olurduk. Ve böyle bir denklemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması söz konusu daha güçlü bir ihtimal olurdu. Ya da fark 4 puan değil de 1 puan gibi bir şey olurdu. Dolayısıyla Türkiye ortalamasının düştüğü bir vasatta Kürt seçmen niye düştü ve Kürt seçmenin desteği olmadığı için kaybedildi demenin rasyonel bir açıklaması yok. Yani Kürt seçmen 400 bin bölgede, bir yarısı kadar da batıda diyelim, maksimum 600 bin oy ediyor. Bu da seçim sonucunu değiştiren bir faktör etmiyor. Esas şuna bakmak lazım, ya CHP'nin güçlü olduğu, birinci olduğu illerde bile katılım düşmüş. Ve ilk kez örneğin CHP'nin vekil çıkardığı şehirler, Kürt şehirleri de dahil edelim, yani Urfa gibi, Van gibi şehirlerde CHP, Diyarbakır'da örneğin, CHP vekil çıkarmış olmasına rağmen ya da CHP'nin o 102'lerden onlara çıkmış olmasına rağmen ikinci turda seçmeni sandığa götürecek güçlü bir kampanya görmüyoruz. Görmedik de, yani şunu söylemek de yanlış olur. Örneğin Urfa'da, Diyarbakır'da, Van'da ya ikinci turda herkes çok iyi çalıştı da buna rağmen seçime katılım düşük oldu diyemiyorum ben. Çünkü ben aradaki 15 gün boyunca herhangi bir siyasi partinin çok güçlü asıldığını görmedim. Kimse hiç çalışmadı demiyorum, yanlış anlaşılmak istemem. Fakat çalışmalar çok cılız kaldılar, yetersiz oldular. Bunu söylemeye çalışıyorum. Zaten HDP'nin desteğini resmi olarak açıklaması 25 Mayıs, yani Perşembe günü, seçime 3 gün kala. Bu da iki tur arasındaki siyasi değişimin HDP'de nasıl yansıdığının da bir göstergesi. HDP niye böyle ağırdan aldı, neyi bekledi, Özdağ'la mutabakatın nasıl sonuçlanacağını bekledi. Buna çok fazla mesai harcandığında kampanyaya olan enerji zayıfladı. İkinci tura giderken örneğin Meral Akşener'in, Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun birinci turdaki kadar güçlü kampanyaya katıldıklarını görmüyoruz. Ekrem İmamoğlu İstanbul'la sınırladı kendisini. Belki stratejik olarak doğru bir şeydi çünkü İstanbul çok büyük bir seçmen kümesi. Ama Meral Akşener'in, Mansur Yavaş'ın kampanyaya güçlü dahil olduğunu, yani farkı kapatmak üzere çabaladığını pek de görmedim. Bütün bu sonuçlar bizi böyle bir yere getiriyor. Benim açımdan yani ilk iki tur arasında en azından basına vesaire verdiğim demeçleri hatırlayarak söylüyorum. Benim açımdan şaşırtıcı bir sonuç yok ortada. Ama muhalefet neden böyle ağırdan aldı, ilk turdaki enerjisinin 5 katı yüklenmedi? Bunu da doğrusu anlamakta zorlanıyorum. Yani muhalefetin bir bütün olarak enerjisi düşmüş, inancı zayıflamış görünüyor. Evet, bir taraftan da tabii oldukça kısa bir zamandı. Bir seçim okuması yapılması gerekiyordu. Bu seçimden çıkartılan ders de bir kesimi rahatsız edebilecek sonuçlara yol açabilecek bir ders oldu. Herkesi aynı anda mutlu etmek çok mümkün olmadı galiba günün sonunda. Fakat şöyle de bir gerçeklikle karşı karşıyayız bir yandan. Hani bir yeterli çalışma bu bölgede yapılmadı dediniz ama bir taraftan bakıldığında aslında Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın ne vaat ettiği de herhangi bir kampanyadan bağımsız olarak çok açık ve seçikti. Aslında özellikle Kürt seçmen açısından. Şimdi YSP'nin bir sandalye kaybından söz edebiliriz. Yani seçimde beklediği sonucu alamadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Üzerine bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Konuşmasına Selo'ya idam tezahüratları eşlik etti yaptığı ilk konuşmaya. Dolayısıyla
Şimdi nasıl bir beklenti, nasıl bir öngörüye sahipsiniz bundan sonra Türkiye'de siyasetin yürüyüşü açısından? Yani bir kere şu ironik bir noktadayız. Tayyip Erdoğan en sert ve en kötü başlangıcını yaptı dün akşam. Bugüne kadar Tayyip Erdoğan seçim süreçlerini gergin ve gerilimli ve kutuplaşmayı körükler şeklinde götürse bile seçim akşamı daha kuşatıcı, kapsayıcı bir mesaj verirdi. Her ne kadar biz bunu icraî olarak çok yansımalarını güçlü görmesek de yine de böyle kapsayıcı bir konuşma yapardı. Ancak dün akşam yani vitesi düşürmedi ve gerilimdeki vitesi arttıracağının işaretlerini verdi. Ve özellikle Selo'ya idam gibi sloganların atılmış olması kitlenin Kürt siyasetine karşı kutuplaşmış olmasının artık onları nasıl derler motive eden, haz veren bir noktaya geldiğini gösteriyor. Bu çok endişe verici bir şey aynı zamanda. Önümüzdeki sürecin Kürt siyaseti açısından çok sağlıklı yürümeyeceğinin bir göstergesi bu. İkincisi de önümüzdeki süreçte de pek hukukun üstünlüğü gibi bir mesele önemsenmeyecek demek. Çünkü aslında Selahattin Demirtaş'ın dışarı çıkarılması meselesi Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı. Yani Türkiye'nin yasalarıyla kurulmuş bir mahkemenin kararı. Buna rağmen siyaset bunu dışarı çıkarmıyor. Yani bu kararı uygulamıyor. Dolayısıyla hukuk yerine keyfiliğin, siyasetin önceliklerinin süreceği bir dönem bizi bekliyor gibi görünüyor. Diğer taraftan bu kutuplaşmayı dün bir kenara bırakmayıp vitesi yükseltmiş olmasını biraz şeye de yoruyorum ben. Tayyip Erdoğan bu seçim sonuçlarına bakınca İstanbul ve Ankara'yı geri alabileceği ümidine kapılmış görünüyor. Ve dün akşam bu büyük şehirleri geri almanın siyasi kampanyasına başlamış oluyor. Yani seçim sürecine dün akşam itibariyle girdik biz. Dolayısıyla evet. Önümüzdeki süreç bir yandan İstanbul ve Ankara belediyeleri için Kürtler dahil bütün ittifak blokunun, bütün muhalefet blokunun özür dilerim bir aradalığı koruması gibi bir zaruret içeriyor. Eğer bu bir aradalık korunmazsa İstanbul ve Ankara belediyelerinin de iktidara tekrar geçme riski çok yüksek. Dolayısıyla bir yandan iktidar için bir hezimet yani büyük bir başarı yok ortada. Oyunu korumuş büyük ölçüde. Diğer taraftan muhalefet de bir hezimete uğramamış. Dolayısıyla her iki tarafın da teyakkuzunu koruması gerekiyor. Yani iktidarın, muhalefetin aldığı bu kadar geniş oya karşın mesajı alıp daha kuşatıcı, kapsayıcı bir siyasete dönmesi gerekiyordu ama bu mesajı almadığını ya da almayı tercih etmediğini görüyoruz. Diğer taraftan muhalefet için de işler aman felaket senaryosu şeklinde işleyecek değil. Çünkü büyük ölçüde konsolide olmuş bir muhalefetten bahsediyoruz. Bu birlikteliğin korunması gerekiyor. Diğer taraftan seçim kaybedilse bile CHP'nin merkezde olduğu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği, toplumda bir en azından %48 içinde bir birlikteliği sağlama, geleceğe, ortak bir geleceğe bakmak gibi bir projeksiyon var ortada. Bu projeksiyonun zarar almaması, zarar görmemesi önemli bir şey. Siyasette her ne kadar bazı değişikliklere ihtiyaç olsa bile, örneğin Kürt seçmenin CHP ile yakınlaşmış olmasını sağlayan şey CHP'deki demokratik dönüşüm bu. Bundan geri dönülmemesi gerekiyor. Evet. İyi Parti'nin daha merkezde bir yere yolculuğu vesaire Kürt siyasetinin de kendisi açısından mesajları var bütün bu sürecin içinde. Dolayısıyla bu ortaklığın korunması önemli bir ödev olarak önümüzde duruyor. Fakat bugünden yarına kimse için her şey bugünkü gibi iyi geçecek evet. demek kolay değil. Umarız bundan daha zor bir 5 sene yaşamıyor oluruz. Evet, çok önemli bir şey söylediniz gerçekten Reha Ruhaveoğlu. Bir önceki yerel seçimlerde de bu ortaklaşma hali etkili olmuştu. Dolayısıyla bu inşa edilmiş o uzlaşının taşınmasına ihtiyaç olacaktır. Yerel seçimde Erdoğan benzer bir dili ve üslubu sürdüreceğinin de işaretini verdi ilk konuşmasında diyorsunuz. Özetle anladım. Evet, yani şunun da altını çizerek tamamlamak isterim. Şimdi Kürt siyaseti bir vebalı muamelesi görüyor Türkiye genelinde. Yani bunu muhalefeti de bunun içine dahil edebiliriz. Muhalefet Kürt siyasetine normal muamelesi yaptığı için terörize ediliyor. Evet. Fakat bizim ya biz onlarla birlikte değiliz vesaire eşiğinin işe yaramadığını gördük.
çok şeffaf bir biçimde hayır burası Türkiye'nin bir legal partisi ve buraya oy veren seçmenler de bizimle eşit vatandaşlar ve bu parti siyasetin dengelerini etkileyebilecek güçte bir parti. Elbette ki bizim bu partiyle oturup kalkıp siyaset konuşmamız çok normaldir. Normaldir geçmek lazım. Aksi halde evet, önümüzdeki bu da çok söylendi boyunca, aslında ama Reha Bey. Çok söylendi aslında. Farklı mecralarda, farklı liderler tarafından çok kez dile getirildi ama böyle seslerin duyulmadığı, bastırıldığı, yok sayıldığı bir süreç yaşadık bir yandan da. Katılıyorum. Fakat son tarihinde Türkiye'de siyaset yapıyorsunuz ve bu zor şartlar altında siyaset yapıyorsunuz. Ve iktidarın bu örneğin montaj gibi şeyleri doğrudan sahiplenen, yani kurguya, dezenformasyona dayalı kampanyasının karşısında sizin derdinizi anlatmak dışında çareniz yok. Belki bunu bir yıl, bir yıllık, üç aylık, beş aylık kampanyalar yerine bugünden başlayan ve daha sokağı merkeze alan, yani birebir insanlara dokunmayı merkeze alan kampanyalarla yapmak gerekiyor. Yani evet, üç ay boyunca ithamlara cevap vermek yerine şimdi sizin sesinizi duyurabileceğiniz çok sınırlı alanlar var. Bu alanların dışına çıkacak stratejileri hayata geçirmek zorundasınız. Aksi halde iktidar böyle yapıyor. Biz de bu kadar gelebiliyoruz olunca işte 52-48 bir süreç, bir denge oluşuyor. Buradan nasıl çıkarız sorusu ve buna ilişkin araçlar ve stratejiler üretme ödevi muhalefetin ödevi. Onların bu meseleye çalışmaları gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Sağolunuz. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi yayınlar. Evet, araştırmacı Reha Ruhavioğlu'na sorduk sayın seyirciler. Özellikle sandıkların boş olduğuna ilişkin izlenimler, ardından acaba Kürt seçmen sandığa gitmedi mi sorularını beraberinde getirmişti. Evet, bir 2 milyon seçmen sayısında azalma var sandığa gidenler açısından. Ama bunun sadece 406 bini bakıldığında, en azından bölgesel olarak bakıldığında 406 bin gibi göründüğünü ve bunun da bir hesap yapıldığında, bir simülasyon yapıldığında sandığa gitse ve Kılıçdaroğlu'na oy verse dahi sonucu değiştirmeyecek bir rakam olduğunu ifade ediyor Reha Ruhavioğlu.